Ne yapıyorsun abi nasılsın? Cem Yılmaz'a üzüldüm ya. Niye bu ne oldu? Geçen gün TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir'i dinlerken Cem Yılmaz o kadar çalış, karikatüristlikten başla, mizahı bilim haline getir, formülünü yapmaya çalış, filmler çek, cebinden para ver, uğraş dur. Tabii şeyleri de üzüldüm canım yani Şahan da Şahan da güzel. Mesela Şahan'ın ilk başladığı zaman skeçleri harikaydı hatırlıyor musun? Fakat Şahan çıkabilir benim Bence Prime için şu an çok, farklı bir yerde. Evet. Şu an pek o şekilde bakılmasa da TV8'deki işte ATV'deki özellikle ilk sezonları falan işte inanılmaz şeyler. Olcay Şahan iyi oynadıkça ben hemen dikkat Olcay Şahan çıkabilir diye maç yazısı başla atıyordum falan. Var şey de iyi Mehmet Demirkolla konuşacağız ama şimdi diğer Demirkol sen de çok müsün ben de yeni oyunculardan. Ne Demirkol'du? Hangi Demirkol'du? Oyuncu, komedyen. Doğu Demirkol. Çok iyi o da mesela. Doğu Demirkol. Yeni kuşakta da ya. hepsine Hepsine üzüldüm. Ali Sunal falan onun bir ekibi pardon. O, ondan bir kere sohbet ettim şeyde bir gösterisine evet. kulise gitmiştim. Baktım Rune İbrahim Oğuz falan espriler abi dedim sen çok takip ya yani şey dedim, takip etmiyorsun değil mi? Hiç alakam yok. <laughs> Esprileri yazmış ama şeyde kalmış o de kalmış. O çeye çıkacaktı. 2020'de Rune esprisi yapıyordu. Yayıncı kuruluş <laughs> ödüllerine çıkacaktı değil mi? Orada. Çıktı inanılmaz. işte o, o zaman mı konuştunuz, sohbet ettiniz? Yok ben şeyde gösterisine gitmiştim. Ha gösterisinde. Ee, 2020'nin yok 2019'un sonuna doğruydu. Ondan daha şey son herhalde ya. Tam hatırlamıyorum çünkü futbol süperlerinde bayağı iyi konuşmuştu ama şey e, güzel gösteriydi. Araya da böyle salmış ürünler, falan. E, dedim kanka sende yok galiba. <gülüyor> 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 güncelleme gelmemişler. Belli, güncelleme daha gelmemiş. Ee, tabii birçok kişi var. Özellikle Ahmet Mutas Taylan, değil mi? Yani hmm. bak, sonra çok doğal komediydi bizim çektiğimiz program. Bu arada hmm. geçen bahsettik, bir daha izlemiştikler biliyor musun? Böyle bir doğal... birde artmış, 50 bin 60 bin. 200 250 bin falan izlendi o video. Öyle de. mi? Cayip bir şey yani. Evet, evet. Çünkü niye doğal komik? Ama Sayın Sayın Nihat Özdemir gerçekten şu yaptığı açıklamayla bütün tekrar Türkiye'deki komedyenlere işiniz çok zor. Çünkü doğal komiklik oluyor bak. En iyi var sistemine sahibiz diyor Sayın Başkan. Düşünüyorum, düşünüyorum. Altın var aklımı bizim var sistemi. Ya ortalık yanıyor. Fenerbahçe yönetim açıklama yapıyor. Galatasaray yönetim açıklama yapıyor. Sosyal medyada insanlar birbirine giriyor. Herkes birbirine girmiş durumda. Sayın başkan çıkıp diyor ki en iyi var sistemine sahibiz. Almanya'daki ya da İngiltere'deki var sisteminden farklı ne var bizde? Abi şöyle ben bakıyorum. Şey izliyor musun hiç? Böyle National Geographic'te falan belgeseller oluyor. Bakıyor musun hiç onlara? Arada kanalı evet. geçerken 10 saniye falan böyle Story <laughs> Channel'da falan şeyler oluyor böyle işte atıyorum. Geliyorlar mühendisler işte Birleşik Arap Emirlikleri'nde işte ada yapacağız onu nasıl yapacağız bin mega projeler falan. Şimdi sence burada iyi mühendislik yapan Birleşik Arap Emirlikleri mi oluyor oraya hani bir şey yaptırınca parasıyla? İyi, olmuyor yani. Yoksa oraya gelen Japon mühendisler o, mi oluyor? <laughs> aynen. Japon mühendis mi? Ee, şey onu yapan Yoksa sen sen mi? Birleşik Arap Emirlikleri mi? Mühendisliği Japonya'nın mı? Bunun gibi bir şey yani en iyi var sen donanımı aldın diye en iyi sistem sende olabilir mi? Var mı böyle bir şey yani? Var mı böyle bir şey? Hayır ne kadar farklı, farklı yani mı? ben anlamıyorum yani. Senin yani yaptı yani donanım almanla ya da kurmanla işte atıyorum 10 tane kamera koymanla falan çok alakalı bir şey değil bu. var sistemini. Ya sonuçta pratikte de hani şeyde çok çok da abartmamak lazım. Elbette işte canlı aynı anda gösteren gösteren. Teknolojik şeyler bunlar eminim de kurmuşlardır şey demiyorum yani teknolojik olarak geri değiliz. Ben eminim. zaten teknolojik olarak bir eksiği olduğunu söylemiyorum ki fazlası ne onu anlayamıyorum. yani. Hani burada bunu kullanan önemli yani epitopu en temelinde kamerayla bir şey yapıyorsun orada görüyorlar yani. Sonra çok başka bir yerde. yanılgı var diyor ki sistemine sahibiz yok teknolojik altyapısına sahibiz derseniz tamam evet çok iyi gerçekten herkesinki çok iyi. Zaten başka türlü olmaz da sistem bu kadar tartışılan bir var ülkede. Ne kadar sistemi doğru olmuş olabilir ki? Sonra bak bir şeye de çok... Bak bak. Ne olur maç sonrası sadece taraftara mesaj için açıklama yapmasın başkanlar. Var konuşmalarını dinliyor Serdar Tatlı. Hımm. Biz de dinleyelim. Bak ben buradan size fikir... Madem bu yayıncı kuruluşu da çok seviyorsunuz Sayın Özdemir. Hakkınızdır seversiniz tabii canım. Bu anlamda halimiz yok. Biz fikir beyan ediyoruz. Ben sana söyleyeyim mi? Daha çok böyle dekodur satmak için ya da daha fazla böyle abone için. Hadi bakalım. Var kayıtlarını yayınlıyoruz. Yayıncı kuruluş olarak desinler. Yüzde yirmi daha fazla reyting almıyorsa Değil Bak, ne en çok üzerine spor programı olur. Bir kere <gülüyor> şunu <gülüyor> da söyleyeyim. Ee, var uygulaması ilk çıktığında Hollanda Futbol Federasyonu'yla e, Hollanda MHK'siyle e, yayıncı kuruluş işbirine gitmişti. Yayıncı kuruluşta her hafta Hollanda'daki o hafta anlaşılmayan lan bunun var nasıl bu kararı verdi dedirten pozisyonları çıkıp merak başkanı değerlendiriyordu. İnsanlara da diyordu ki, bakın bu burada bunu diyor, bu burada bunu diyor, bu bunu budu dediği için var müdahale edemiyor ama bunu derse edebiliyor. Hani insanlara Eğitici, eğitim açıklaması da eğitim yani aslında o bir eğitim meraklısına. Şimdi böyle bir mesela uygulama var. Bir şeffaflık var. Kaldı ki bizim ülkemizde e, zannediyorum ki Hollandalılara göre biraz daha komple teorileri de daha yaygın. Seviyoruz böyle şeyleri, yani seviliyor. Dolaylı olarak bu teorilerin de önüne geçmek için Olabilecek en şeffaf modeli uygulamanız lazım. Ama bizde tam tersi şeffaflık bir yana tam işte otoritemiz sarsılır mı kaygısıyla tek dertleri bu zaten. Başka hiçbir hiç bir dertleri yok. Ne otoritesi var? Ee, yok zaten ne de kendi, kendi dünyalarında öyle düşünüyorlar. Ee, doğal olarak burada şeffaf olmanın önüne geçen bir şey bu. Yani çıkın her hafta Serdar Tatlı diyorum. Mesela Serdar Tatlı çıksın desin ki bu pozisyonu bu oldu. Şu yüzden oldu. Aslında hakemin bakış açısı hakemin yorumu sebebiyle müdahale olunmadı. Biz burada hani o takıma penaltı vermek için de vermemek için yapmıyoruz, offside verip vermek için yapmıyoruz. Bu, bu bu şekilde oluyor. Çıkın mesela offside çizgisi nasıl çizildiğini, e, sürecini tek tek anlatan insanların aklına soru işareti kalmasın zaten. Bu de artık ve her hafta her hafta biz çizmiyoruz, biz çizmiyoruz diyor açıklamak adam zorun, zorunda kalırsın ya. Yani. adam zorunda kalıyor. Yani. Ya zorunda kalıyor adam canım ya. Yani. Ee, daha insanlar dediğin gibi anlatmıyorlar. Bunun sürecinde hiçbir fikri yok. Yayıncı kuruluş Photoshop'la yapıyor adamın ya affedersin de mabadını büyüttüğünü ve o yüzden ofsayt olmadığını falan anlatıyorlar abi Twitter'da. Ya yani adam Photoshop'la adamın kalçasını siliyor ve bu bu video konuşuluyor abi. Kafayı mı sıyırdık ya bu Biraz Yani anladın mı? Abi başka bir yere gitti artık bu olay yani. O yüzden abi Photoshop'la kalçası 30 saniyede siliniyor diye video koyup falan bunun üzerinden konuşuyor. Var buna konuşulmasın. Ee, çıksın Serdar Tatlı mı konuşuyor, Fırat Aydınus mu konuşuyor, Cüneyt Çakır mı konuşuyor, Ulen Berk mi konuşuyor? Barış Şimşek konuşacak, madem varın başında o var, çok yetkili, çok bilgili birisi ha, Barış olduğu çıksın, için anlatsın. getirdilerse eğer Aynen. o konuşacak yani. Çıksın anlatsın, o zaman desin ki bak şu şöyle oluyor, bu böyle oluyor, süreç bu, protokol bu. Bu bundan oldu. Biz de, belki bu arada biz de bazı pozisyonları ıskalıyoruz niye yani niye var müdahale etmedi falan diye takılıyor? Ben zaten öğrenmek belki bir istiyorum. Var yani. Ben zaten öğrenmek istiyorum canım. Sen de öğrenmek istiyorsun ya. Yani. Öğrenmeye biz açız. Yeter ya, ki öğretmek isteyin. Bu yani. arada ben benim çağrım budur. Futbol Federasyonu MHK'ye. Bunu çözün yani. bu, bu böyle olursa insanların aklındaki soru işaretlerinin birçoğu azalır, güven artar. E, hata olursa da en azından e, insanlar der ki o bilmediğimiz bir şey de var. Doğrusu ne, yanlışı ne? Yanlışa da yanlış değil ama burada çıkıp da kendi reklamınızı yapmak için demiyorum. Ya burada benim Çıkardar ki mesela hakemin yorumu bu, benim yorumum bu. Ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Ee, ama şu sebeple bu karar çıkmış. Ya biz bunları bilelim, her pozisyonu değerlendirin demiyorum. E seçin abi, 10 tane maç öne Birlikte bu ya? 10 tane maçtan 5 tane pozisyon seçin. Biz de aydınlanalım, siz de aydınlanın. Yayıncı kuruluşa reyting kazansın. Daha mükemmel bir şey olmamış, Mü mükemmel bir senaryo. Ben bunu istiyorum açıkçası. Eğer bu olursa da var konusunda da ben biraz daha sağlıklı bir yere gideceğimizi düşünüyorum. Yani çıkıp, yani e, Nihat Bey var sistemi en iyi bizde deyince olmuyor yani. İnsanlara bir ikna mı olduk mesela biz şimdi? Ee, şey mi oluyor? Aynı varsizmiz demiş ya. Tamam. Bu kadar yani. Bu program bitti mesela. Daha, böyle mi yani? Mesela şöyle. Böyle bir, dakika, bir şey olabilir no, mi ya no, Allah no, aşkına no. ya? En iyi kuaför sende. En iyi kuaför ben de. <laughs> Ya tabii. Hayırlı olsun. <laughs> Saatler olsun diyelim. Eyvallah. Şimdi bir başka konu daha var. Zemin için yetkimiz yok demiş Sayın Federasyon Başkanı. Önce diyor ki hani sen diyorsun Hı, ya hani aynen. E, önce kendi reklamını yapıyor. Olimpiyat stadımız çok iyi. Hollanda maçını Türk Telekom'da oynamak istiyoruz ama drenaj kötü. Belki Atatürk Olimpiyat'ta oynarız. Şenol Güneş düşünüyor. Sağ zemini konusunda TFF olarak yetki ve sorumluluğumuz yok. E hani Olimpiyat stadımız çok iyi. Niye şampiyon ligini hazırlıyorsunuz? Tabii ki o takımlar en iyi zeminde oynamaya layık da. Malatya sporlu oyuncular da iyi zeminde oynamaya layık. Like. Onlar da futbolcu. Ayrıca siz öncelikle onların futbolunu yönetiyorsunuz. Türkiye Futbol Federasyonu. Aynen. Yani. Yetkiniz yok mu? Denetleme bir kere. Denetlemekle yükümlüsünüz. Maçların oynanmasını organize ediyorsunuz. Şimdi böyle sıkıcı böyle hukuk konuşmaları yapmayalım. Bu arada yetkiniz yoksa ceza meza niye veriyorsunuz? E, o zaman mesela? yetki yok ne güzel ya. Çok güzel bak. Ha, var ya o hareket. Sen biliyorsun kim yok. Ya ne güzel iş ya valla yetkimiz yok bu zemin nasıl konu, yok ya? zemin konusu bak isteyen yapar bunu elbette bunun spor bakanlığı ile organize olması önemli 3 ee, hafta önce falan bir işte Dinledim, bayağı kontorda söylediğimiz kontorda ben silinip anlattığım şeyi yani. bayağı yetkili birisi e, dinleyip e, yani bu işin spor Kali bakanlığı kadar neyse gitmesini evet, sağlamış yani. spor bakanlığı bir açıklama yaptı o hafta zaten e demek ki bir niyet var e, niyet varsa bu iş çözülür usulüne uyar yani e abuk subuk şeyleri yapıyorsunuz da bu kadar e, futbolun lehine olan bir şeyde de yetkimiz yok. E, e, Olsunuzdan yetkimiz yok ya. Kale direği e yani. bizim yetkimiz yok falan. E, niye yani ne yani Top ne gerek bizim yetkimiz yok? O zaman dersin ki biz bizim şu an yetkimiz yok ama bu sağlar e, gençlik ve spor il, il müdürlüklerine bağlı, gençlik ve spor bakanlığına bağlı. Biz onlarla işbirliği yapacağız ve çözeceğiz. Mesela yetkimiz yok. E iyi, yetkiniz yoksa biz sizi niye dinleyelim ki? Yetkiniz yoksa en iyisi VAR sisteminin sizde olduğu da yani öyle diyor da öyledir ya, mi diyeceğiz yani, yani anlamadım ben <laughs> En iyi varsitem de size o zaman yani. Ya da, niye konuşuyorsun ki varsitem hakkında? <laughs> konuşulacak bir şey yok yani. E, zemin konusu da kesinlikle böyle. E, bence çözmek istenildiği zaman e, rahatlıkla çözülebilecek bir konu. Kulüpler başıboş bırakıldığı için e, bu şekilde e, durumlar var. Dünyanın en kötü ikliminin burası olmadığı çok aşikar. Çok belli. Kusura bakılmasın 365 gün 310 günü yağmur yağan ülkede 3. ligin sahaları bile çatır çatır top oynanan sahalar. Ya gidiyorsun İspanya 2. liginde bile daha iyi zeminler var. Ya stat demiyorum statlarımız daha iyi zeminlerimiz kepazelik. Tam da oyun koltukta oynanmıyor ki zeminde sahada oynanıyor. Abi Bayern Münih, Bayern Münih son maçında maç esnasında kar yağdı. Zemin full kar oldu. Temizleyen aracı gördünüz mü Allah aşkına temizleyen araç. Pazartesi gecesi Arminia Bielefeld maçı. Aynen Bielefeld maçı 15 dakikada temizledi ve e, herhangi Bitti, bir gitti. sahaya en ufak bir zarar gelmedi. Küreklerle sahaya dönüşü sağ bozuldu. Neden acaba falan? <laughs> neden acaba ya küreklerle daldığın için olabilir mi sahaya? Kürekle <laughs> <laughs> Allah ne Allah, hedef Allah, abi. ya. Gerçekten. Böyle bir çözüm üretip adamın eline o küreği veren yani hakikaten bu kadar bir kürek şey görmedim ben onu söyleyeyim. <laughs> Bak başka bir nokta daha var. Bak başka bir nokta daha var. Ya gülüyorum ama gerçekten acıbalaylıyorum ya. Başka bir nokta daha var çok önemli olan. Arkadaşlar Sayın Federasyon Başkanı dedi ki sosyal medyada falan yazılanlar bizim hiç umurumuzda değildi. Arkadaşlar haftalardır birbirinize neler yazıyorsunuz? Özellikle şampiyonluk yarışında İstanbul'un üç büyük kulübü puan puana ya neler neler. Bakın hiç bir umurunuzda umurlarında değilmişsiniz. Sizi hiç sallamıyorlar yani. Size yazık oluyor birbirinize bu kadar kırmaya gerek yok. Bak hiç Tabii ki orada yazılan her şeyden etkilenmezsin ama tamamen de yok saymak aman canım bize ne falan ya. vallahi ne güzel ya. Eskiden vardır ya fıkrası. Okullar olmasa en iyi marif bakanı ben olurdum. Hey, futbol sever. Futbolcuların bir önemi yok. Zeminler. Yetkimiz yok. Teknik direktörler diyordu geçen sezon gelip geçicidir. Tam tersi. Türk Hava Yolları. Ha. <laughs> Şimdi de forma işine <laughs> el atmış. <laughs> Federasyonumuzun meşhur dönerinden yiyelim falan. Öyle ya, sorular <laughs> geliyor federasyon şu. Valla ben ne diyeyim ki? Ben o yüzden bu bizim ligden giden çocuklara işte Ozan, Meri şampiyon liginde ikisini de izledik. Yani Kelly'nin yerine oyuna giren değil mi? Evet. Chiellini sakatlandı. Aynen öyle. Yani Meri zaten Meri zaten böyle Kelly'nin paltosundan çıkan stoperlerden. Gördüğümüz gibi özellikle Pepe ile Resine Res olan horozlaşması Bak bunlar hani şey değil, kavgacılık falan değil. Kart mı gördü? Hayır. Ama kendine ezdirmedi. Ama şey yapmadı. takımının zararını olmadı. Ama performansını yükseltti. Kuzey Tekin oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Pepe. <gülüyor> i̇şte Pepe falan, falan değil mi? Şey. Bir de Pepe ya abi yani. hani Bunlar güzel şeyler. Ferhat. Tamam, Ozan <laughs> da, sevgili kardeşimiz Ozan Kapak da, Ozan Kapak da kapak yaptı. Ve Leipzig maçında Maçın en adana. iyi oyuncu seçildi. Bak normal. Leipzig'e karşı defalarca oynadı Stuttgart'tayken, Schalke'deyken, Alman Ligi'nde oynadı, bu takımı daha iyi biliyor, Şampiyon Ligi'ni de zaten geçen senin yarı finalisti sonuçta yani önemli bir ölçü ama tecrübe meselesi stoperde yanındakiyle uyum artı tecrübe Premier Lig'de de 6 ay oynasın birçok stoperden daha iyi seviyeye gelecek potansiyelde şimdi... ben demiyorum Klopp diyor. Ya bir de unutuyoruz. Bu çocuk 2000 doğumlu evet ya. Bazen hani hatırlamak lazım ya. Bu çocuk 20 yaşında Liverpool'a gitti. Eee arkasında 2,5 3 yıllık tecrübe var. Ya bir de unutulmasın yani 20'yi bırak hani 30 31 yaşındaki tecrübeli kariyerinin zirvesindeki stoperler için bile çok ağır bir değişim, dönüşüm yaşıyor. Şimdi Schalke'nin oynadığı futbolla Schalke'nin savunma hattındaki beklentilerle Schalke'nin savunma çizgisini kurduğu yerle Yanındaki oyuncuyla önündeki oyuncuyla kurduğu ilişkiyle Liverpool'daki biri değil bu. Mümkün değil yani çok Liverpool farklı Liverpool her katımlar. maç ortalama 15 metre daha önde oynuyor şarkının evet. son bir yılına Devre göre. Devre arası transfer döneminin son günlerine gelmişsin. Hiçbir hazırlığın yok pat diye sahaya çıkmışsın. Doğal olarak Leicester maçındaki sorunları çok çok doğal. Bilmiyorum yani Gürgen Klopp bunları öngörüyor zaten. Ee, bana Ozan ben, bana, zaman Olunca bana, da bir önceki hafta benzer goller geldi. yedin zaten. 10 tane mesaj geldi bana gördün mü Ozan'ı falan. Ya siz gördünüz mü? Ya Allah hiç mi görmüyorsunuz? Hiç mi akıllanmıyorsunuz ya siz? Hiç mi akıllanmıyorsunuz yani? Gerçekten söylüyorum. Ya bir oyuncu 20 yaşa Liverpool'a gidiyor. Jürgen Klopp, Jurgen Klopp bilmiyor. Liverpool'un sahipleri bilmiyor. O kadar para yatırmışlar. Ee, bir adama gidip ki ucuz bence çok ucuz. 20 milyon euro falan para veriyorlar. Ya siz oturduğunuz kanepeden Ozan'ın kötü olduğunu anlıyorsunuz ve bana yazıyorsunuz. Böyle mi yani? Gerçekten? Evet. Aynen öyle. Ya Klopp nereden bilsin ya? Çok 30. Gün sonra söylüyorum. sen şampiyon yaptın takımı ya. Klopp nereden bilebilir senin kadar ya? Vallahi al şapkasından tak gözlüğünden tak aynısı olur. <laughs> Asalet bak ben söyleyeyim böyle. Adam Klopp'un bu aynı sorguluyor ya. Ha. Film Güzel. yönetmeni olmak istiyorsun, alıyorsun. Jean-Luc Godard'ın gözlüğü vardır ya meşhur sürekli böyle kırılır biliyorsun. Adam sürekli böyle aksiyon içinde olduğu için gözlükten mi kırılır? Gidip gid, 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 dünyada en çok gözlükan için. Yani o gözlüğü aldın, taktın, öyle mi? kravatsız takım elbiseyi giydin anında bir godor oldun değil mi? Tebrik ediyorum. Ya bak ayrıca Ozan Kabak başarılı olursa kardeşim sen mutlu olursun ya. Türksün evladım sen de. Olmaz olmaz. Madem Başka Türksün. Başka var onların. Rakip ürksün. Anlatabiliyor muyum yani? Bak yapma. Ne önemi var hangi altyapıdan yetişip yetişmediğini? Yani dert o zaten abi. Bazı, Bunun ne bazı önemi, ne değeri var ya? Klopp Allah aşkına böyle mi yapacak mesela? Merih'i aldı diyelim ki bir dakika Merih'i de aldı. Jürgen Klopp bakacak böyle tamam mı? Ha, biri Fenerbahçe altyapısı öbürü Galatasaray. Ben Fenerliyim falan mı diyecek adam ya? Allah yani, aşkına ya. Ozan Kabak Bursa Spor altyapısından çıkmış olsaydı şu an e, hani şöyle böyle bilmem ne falan oraya buraya yazanlara bak 10 kişinin 9'u şu an Milli kahraman gibi yazıyorduk. Kusura bakılmasın ya. Bu da böyle. Hiç gerek yok. Bir de. Bak arkadaşlar böyle mutlu olamazsınız hayatta. Önemli olan mutlu olmak değerli olan. Gerisi önemli değil. Haklı çıkma. Hayır, şimdi haklı çıkma konusuna gelip yeni bölüme geçiyoruz. Evet e, sevgili Uğur Karakulukçu. Hemen böyle takımlarımıza geçiyoruz. Şöyle geçiş yapıyoruz. Uğur Severt de tabii Luck Loves namı diğer. Çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Ve Mehmet Demirkoğlu ile benim Fanatik Gazetesi'nde öngördüğümüz şampiyonluk oranlarına Eyyam dedi. Haberin altına da yazmışsınız. Hayda. Uğur sever tek değil. Uğur sever, Uğur sevmez. Herkes yazmış. Bir bakayım yani. mı merak ettim. Şimdi bir dakika ben İyi söyleyeyim. Bir ya. dakika bir dakika. <laughs> İyi Şimdi, <laughs> Mehmet Demirkol demiş ki bak Mehmet Demirkol benden 10 sene önce daha başladı. Hadi. Onu da söyleyeyim de. Yani Aliyeci artı 10 tecrübe bak. Galatasaray yüzde 28, Beşiktaş yüzde 28, Fenerbahçe yüzde 28, Trabzonspor yüzde 16. Bu takımların puanları eşit mi? Kalan maç sayısı aynı mı? matematiksel olarak bu oranda ne gibi bir sıkıntı var? Oyun olarak göre şampiyonluk oranları. Beşiktaş %30. otuz. Fenerbahçe %30. otuz. Galatasaray yüzde Trabzonspor yüzde on. Büyük ihtimalle sevgili Mehmet Trabzonspor'da oyuncuların, ismini bilmiyoruz hepsine çok geçmiş olsun. Bir, birden fazla oyuncunun korona hastalığından mustarip olmasından haberi yoktu. Hiç. Belki de ya da vardı öyle yine gördü. Benim onu da öğrenerek yaptım kaç maç var? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaç maçı var? 10 gibi olması Güzel. Güzel. Birbirleriyle maçları var mı? Var. Güzel. Karışım sen nasıl bir yüzde veriyorsun? Abi ben de haftalık dayağımı yiyeyim. Çünkü ben hepsinin oranını aynı vermeyeceğim. Ya dayak yiyeceksin canım. E, yerim ya görürsün. Yorumlarda ya o görürsün. Fikrin e, senin canım onlar katılmayabilirler. Beşik, Saygı duyar. Niye dövsünler seni? Beşiktaş yüzde 35. Galatasaray yüzde 35. Fenerbahçe yüzde 25. %5 kalıyor Trabzonspor'da. Trabzonspor %100 ben 5. senin için hesapladım. <laughs> Trabzonspor'da ben şu an mesajlar aktı bana. Geldi mesaj şu an geldi ya. Sadece bir zaman meselesi. E, şu yüzden Fenerbahçe'nin hmm, potansiyeli bence ikisinden de yüksek bu arada. Yani elindeki kadronun normal şartlar altında herkesin sağlıklı olduğu, herkesin uyum sağladığı ve sezona birlikte kampa girdiği ortamda Fenerbahçe'yi ben favori gösteririm. Yani bugün sezon başlasa ve herkes sağlıklı olsa ve yeni bir sezona başlasak Fenerbahçe'yi ben ikisinden de önde görürüm. Hem Beşiktaş'ın hem Galatasaray'ın. Ama Fenerbahçe'nin ciddi bir uyum sürecine ihtiyacı var. İrfan, Mesut, Pelkas, Gustavo bunların hepsinin aynı anda dönmesine ve aynı anda çok iyi oynamasına ihtiyacı var. Herhangi biri uyum süreci yaşarsa idare etmesi de kolay Çünkü fikstür çok sıkışık. Bu yüzden bu özellikle Gustavo'nun sakatlığı İrfan'ın sakat gelip henüz maça çıkamamış olması, Pelkas'ın sakattı falan. Gerçi Pelkas iyileşmek üzere. Pelkas bu maç büyük ihtimalle oynayacak. Ee, ama bunların bir ısınma süreci olacak, birbirine alışma süreci olacak. Mesela Beşiktaş'ta böyle bir şey yok. Beşiktaş makine gibi oynuyor. Galatasaray'da böyle bir şey yok. Gelenler de çabuk uyum sağladı Galatasaray'da. Galatasaray en azından o süreci atlattı. Mustafa Muhammed takımın en iyi 2-3 oyuncusundan biri oldu yani geri gelmez. Şimdi böyle bir tablo varken ben Beşiktaş ve Galatasaray'ı Fenerbahçe'nin önünde görüyorum. Potansiyel olarak aşağısı değil. Sadece bu kafamdaki soru işaretinden kaynaklı bir fark var. Bir ay sonra başka fikrim değişebilir. Ama görmem lazım. Görmediğim şeye aynı oranı veremem. Tabii bir de şu var arkadaşlar. Bak gördüm altta da yorumlar. Tamam haklısınız bir şey demiyorum. İnşallah siz haklı çıkarsınız da bence boş boş yazmayın. Onun yerine yatırım yapın. Şu üç takım aynı puandayken sezon sonu kimin şampiyon olacağından bu kadar bu kadar fazla eminseniz yatır parayı. Yaslan arkana. Valla bu kanepede Allah Allah. yaslan. Ozan, Merih seç beğen al. O parayla da bir kısmını bana ver. Ben de benim takıma iyi bir oyuncu alayım. Şimdi ben diyorum ki bu yarış şimdi Trabzonspor bak Trabzonspor'la ilgili şunu söyleyeyim. Bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe maçını kimlerin oynayacağı o maçın kaç kaç biteceği çok önemli. Eğer o maçı Trabzonspor kazanırsa bugün benim verdiğim %10'luk oran %15'e 20'ye yükselir. Niye? E çünkü Fenerbahçe'den bir yüzde beş gider maçı kaybederse. Hı hı. Şimdi onu bir söyleyeyim. Böyle yani her hafta her hafta bunları isterseniz tekrar değerlendiririz. Ee, çünkü her hafta değişecek bunlar. Tıpkı iddiada. Ki bir oran gibi diyorum. Çok iyi bilen varsa bak alta yazma boşuna. Kral ben senin tarafındayım. Ben senin kazanmanı istiyorum. Senin daha fazla kazanman lazım. Çok gerçekten eminsen parmakları yorma yazarak bize. Oraya yaz oyna. Al parayı. Bizi de gör sonra. Vallahi bak biz hayır demeyiz değil mi hocam? Yani? İyi ki biz haksız çıktık. Sen haklı çıktın. Kralsın deriz yani. Sırtını sıvazlarız. Değil mi? Ya da istersen ben zamansız gelen paranı ancak falan öyle de ne istersen yap. Ama bence değerlendir bunu. Benim söyleyeceğim şu. Eğer üç takım giderse mesela Fenerbahçe-Trabzonspor maçı. Fenerbahçe orada da yenilmezse hep böyle puan puana gidiyorlar. Son 3 haftaya kadar girdiler. Hı. Fenerbahçe ile Galatasaray yönetimleri taraftarları, sosyal medyası, taraftarların %90'ı diyelim, hepsinde değil, herkesi tövmet altında bırakmıyorum. Birbirleriyle o kadar kurulmuş durumdalar ki, birbirine o kadar konsantreler ki, benim takımım şampiyon olsun derken, en azından biri yeter ki o şampiyon olmasın. Bilinç altında bunu ben, işte psikolog arkadaşlara, evet İlker Bey'e sorduk, Türkiye'nin en iyi psikiyatristlerinden, geçen yıllarda böyle bir durum var mıdır? Ezeyir Ez rekabet bunun üzerine kurdu, iyi tamam dedim. Üç takım oldu mu iş değişiyor. İki takım oldu mu iş böyle Real Madrid Barcelona, Rangers Celtic. Bizde öyle tarihsel bir düşmanlık yok iki takım taraftar e arasında. Zaten. Hiçbir sosyal sınıf, yani e, din, mezhep, kültür falan hiçbir öyle çok büyük bir fark Benim yok. Benim iki amcam Fenerbahçeli. Dedem de bu arada dedem inanılmaz büyük Fenerbahçeliydi. Ee, i̇ki amcam, iki büyük amcam Fenerbahçeli. Babamla e, küçük amcam Galatasaraylı. Ve küçük şeyde dedem büyük bir Fenerbahçe olmasına rağmen küçük amcama Metin adını koymuş. Metin Oktay yüzünden. Bizde hepsi beşli aşağıda. Keşke arada 2-3 tanesi başka takımı tutsaydı. Çok isterdim gerçekten. Çünkü sıvı zararlar o yüzden. Neyse. Ee, yani şey var yani birbirlerine şey de değiller. Tabii ben, ya, Aile, aile yapıp örnek veriyorum sadece. Aile yapıları böyle ya. çok şeye benziyor. Ya Liverpool, aynı aile bir benziyor. Bir düşmanlık yok Liverpool yani. Liverpool Everton'a benziyor. Bir şehirde farklı takım tutmalı. Liverpool büyük şehir değil. Yani Londra'ya göre. O açıdan bakabilirsin. Ya da işte Arsenal Tottenham'a en fazla benziyor ya. O kadar yani. Ee, ben İngiltere'den çok benzetemiyorum. İngiltere'de yerellik o kadar yoğun Tabii. ki. Burada herkes Hakkari ezeli rakip, Hakkari'de de böyle yani. United. Bir kardeş Beşiktaşlı, bir kardeş Fenerbahçe'de. E Hakkari eğer bir İngiltere'de olsaydı bir böyle Hakkari United olurdu, bir böyle Hakkari City veya böyle Hakkari Wednesday olurdu. Ve onlar ezeli rakip olurdu biliyorsun yani. Bir tek dayımlar için Onlar full Beşiktaşlı aile. Enteresan. Ee, ve benim hayatta gittiğim ilk maç değil de böyle stada ilk gittim 2-3 seferden birinde de dayımın oğlu Beşiktaş seçmelerine girmiş. Şey. Daha, sene 92 galiba. Bayağı da teknik oyun. İnanılmaz bir halı sahaya. Halı sahada bir yeri çağırsanız onu getiririm. Yalnız 92'de böyle altyapıdan falan Sergen Yalçın çıkmış ya. Hiç kolaydı kendini beğendirmek o dönemde. Ya seçildi. Beşiktaş altyapısından seçildi. Bütün bu arada seçme dediğimde yanlış anlattım. İnönü stadında olmuştu. Öyleydi eskiden. İnönü'de de seçme oldu seçildi. Ee, ama yaşı küçüktü bir şeydi işte ben burada yapamam Balıkesir'e gideceğim falan döneceğim dedi döndü. Son Sonra 17 yaşına geri döndü. Peki böyle Balıkesir Spor'da oynadı mı? Köyün takımında oynuyordu şey yapmadı ha, yani. Tamam, Bıraktı anladım. onu. Anladım, yani anladım. E, futbol yüzünden ayrılmak istemedi köyde. Öyle e, bir Hayat tercihi canım mühim olan mutlu olmak. Eskiden böyle Mutlu şimdi, mu hala mutlu birim? Yok. Mutlu birisi Mutlu mi? mutlu e, gayet Ama mutlu. inanılmaz solak. Yani bir tane mutlu Beşiktaş, da solaktı zaten. Beşiktaş'ta mutlu vardı hatırlarsan. Bir tane Beşiktaş bir oyuncu kaybetmiş olabilir yani bizim halinde. Bizde de solak biliyorsun. Bana Biz Solbeck... ben yani onu söyleyebilirim yani. Mesela şey tamam bak, şöyle bağlayayım. Mesela Dorukhan Gençler Birliği deplasmanında sol bekte bir önceki maçtaki Ensakalı'nın sol bek oynadığından daha iyiydi, çok daha iyi oynadı. Ben mesela onu da yazdım bek rotasyonuna. Hı hı. zaten iki gol ama bunun dışında dediğim bir daha şu Fenerbahçe Galatasaray aradığındaki gerginlik o kadar arttı ki bu tip durumlarda genellikle Beşiktaş'ın şansı daha fazla oluyor. Yani Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarlarının bir kısmı Beşiktaş'ı da hiç sevmiyorlar. Onu da büyük ezeli rakip görüyorlar. Ya da sadece ezeli rakip görüyorlar. O kendi bakış açıları ben bilemem. Daha ne, iyi bakarsan daha net görebilirsin. Ee, ama Fenerbahçe ve Galatasaray birbirine kitlendiği zaman bu tip durumlarda aradan hep Beşiktaş çıkıyor. Bu mesela futbolcu futbolcu transfer işte futbolcu kaçırmaları transfer dönemi falan var ya hatırla. Hı hı, evet. E Beşiktaş şampiyonu o yıllarda. E tabi canım Hasan Vezir'in kaçırılma olayı ülkenin en büyük fenomenlerinden bir tanesidir. Doğru. Ama abi işte Beşiktaş'ın işte o gidişat o dönem. Sergen Yalçın altyapıdan çıkıp monte olduğu takım gibi. Yani milli takımda banko oynayan oyuncusu var mı? E, o dönem çok az var. O dönem ya Metin kadar. Ali Feyyaz özel tezahürat yapılıyor. Rıdvan, Tanju, Aykut. Hani üçünden biri oynamazsa Metin Ali Feyyaz bir tanesi giriyor. Feyyaz biraz önündeydi Aykut Kocaman'ın bir ara. Hı hı. Sonra yine onlar birbirine yakınlaştı falan filan. Ya şimdi şunu söyleyeceğim. Aradan Beşiktaş gibi ama Fenerbahçe'de Galatasaray'dan bir tanesi mesela 6 hafta kala yarıştan koparsa Beşiktaş'ta kim kalırsa o o böyle kalan takımın da şampiyonluk şansı daha fazla olabilir. Neden? Bu takım Fenerbahçe olursa mali açıdan daha güçlü olması, oyuncu malzemesi daha işte saydığımız gibi Mesut Özil değil sadece İrfan Can. Gustavo dönecek. Pelkas zaten Mesut Özil'den önce Mesut Özil'den beklenen etkiyi yapan bir oyuncu vardı son 4 maçta, 5 maçta. Onun adı Pelkas'tı. Komşunun Mesut Özili gibi oynuyordu. Ee, abi ben şöyle bakıyorum. Ee, tarihselliğin tarihselin dışına çıkan takımlar çok oluyor. Yani Beşiktaş mesela bence hani şampiyon olamayan en iyi Fenerbahçe takımı çok sallayanı var. Şampiyon olamadı hiç sallama. Vitor Pereira'nın takımı şampiyon takımdı bence. O Oyuncu kalitesi takım. olarak mı? Nani'li takım. Oyun olarak da e, hani bu sezon gelip yani, koysam şampiyon olur mu takım baktığım zaman gayet olabilecek bir takım. Şampiyon Eli olamayan en iyi Fenerbahçe takımı bir Zico'nun son sezonundaki. Abi bunlar eski ben şampiyonumdu. Yani yakın, yakın dönemde yedi, diyorsun tamam son 7 yılda diyorsun tamam. Olamayan son 7 yıldaki takımlar arasında en şampiyon gibi olan takım oydu bence. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si Vitor Pereira'nınkinden daha iyi oynuyordu daha az kaliteli oyuncuyla. Benim ben Vitor tercih ederim o dönemde ama şey... Ben yani İsmail Kartal'ın oynadığı takımı, İsmail Kartal'ın istediği iki oyuncu alınsaydı o sene şampiyon olacağını düşünüyordum. E olabilir. Yani şey demiyorum ben İsmail Hoca'nın takımına itiraz etmiyorum ama e, orada birçok faktör. Beşiktaş da aynısını diyebilir, Galatasaray diyebilir, bizde bir tane daha aznak şey olabilir ya da ne bileyim Hamza Hoca da erken gelse daha rahat olur. Cenk olursa. Tosun gitmeseydi diyebilir Şenol ee, Güneş son sezonu için. Olabilir. Ama mesela e, orada Vitor Pereira'nın hakikaten çatır çatır yani Fenerbahçe-Beşiktaş çekişti. Beşiktaş vurdu geçti abi çünkü takım oynuyordu yani. Evet, takım oyunu gücü ee, çok beş, büyüktü. Beşiktaş böyle oynamaya devam edip biraz üstüne koyabilirse bence oyun olarak çünkü e, rotasyonu da değerlendiren takım Beşiktaş. Bir tane oyuncu var alternatif olmayan şu anda. Ee, Gezal. Yani evet. Doğru, Taktiksel açıdan doğru. alternatif olmayan bir oyuncu var. Galatasaray'da nasıl hep söyledim sezon başından beri bir tek son maçta işte Etobo tabii stok çocuğu olduğu için o zeminde alternatif olmayı başardı Tayland'a ama yani o, o zeminde. Bu zeminde bilmiyoruz göreceğiz. Belki de Sulu tek o görüşünde güreşinde okey. Abi stok deplasmanı işte oğlum. Adam yıllarca stokta değil mi miydi Etobo? Evet. O zemin ne ki ona ya? Ne o? <laughs> o hava şartları ne? Onun için o sıradan bir gün. Mes sıradan bir mesai günü. Şimdi şunu söylüyorum. Gezal'ın geçirdiği sakatlık iki maç kaçırabileceği söyleniyor. İki hafta kaçırabileceği söyleniyor. Beşiktaş bu haftayı bay geçiyor. Biri oraya giderse diğeri ama şöyle bir şey var. Arada bakalım Gökhan Töre o Sergen Yalçın'ın beklediği potansiyeli istikrarlı olarak sergileyeceği bir döneme girecek mi? Bu dönem eğer işte Gezal'ın olmadığı dönem olursa. Ya şu var tabii ki böyle taktiksel açıdan Gezal'ın Beşiktaş'ın en değerli oyuncusu şu açıdan. Beşiktaş'ın oyun kurucusu Gezal. Beşiktaş'ın oyun kurucusu. Beşiktaş'ın sağ önünde konumlanıyor. Sağ önünde oynamıyor. Beşiktaş'ın sağ önünde konumlanıyor. Ve şurada Gezal'ın şuraya gelip işte bütün Hı -hı. hepsi yarım alan diye yıllardır Hı -hı. anlatmaya çalışıyor. Biz öyle hipster falan değiliz kardeşim. Teknik direktörle konuyor, Ayrıca hipster de olabilir. Sana ne? Ne istersen olurum. Ve böyle yarım alan deyince hipster ağzı. Ne hipster ağzı? Ne hipster ağzı? Marco Rose söylüyor. Hipster mi adam? Gladbach'tan Dortmund'a gitti. Yarım alan şey değil mi? Jürgen Klopp Bu Guardiola hipster mı? Ne anlatıyorsunuz? Mourinho nasıl kullanıyor Harry Kane'in sonu? Sonu nerelerde kullanıyor? Sonra adam da home space diyecek. Türkçesi yarım alan. Biraz yapma ya. Biraz öğrenmeye açık olun kardeşim. Ya her hafta her hafta insanı çıldırtmayın ya. Bak işte İlber Hoca'nın var ya bir tane dudak büzüm altına yazıyor. Onu söylettirme bana yani deyip döneyim şimdi. İşte Gez tamam. alın buradaki yarım alan. Bütün yani asistlerin %90'ı bu şekilde geldi. Golü e de öyle attı. Golü yani. de öyle attı. Topa böyle abanmadı ki. Yine bir ayak içiyle uzak 90'da sanki bir arkadaşı varmış ile topu buluşturmak o şiddette vurdu topa ve gol oldu. Serdar Ali. ben sana dedim oğlum adam atarsa böyle jenerik olur gol. Sen dinle beni. Altay. Altaydır o %30'a tamamla tam Fenerbahçe. Onu da söyleyeyim. Yoksa Galatasaray'ın üstün olduğu taraflara birazdan geleceğiz. Ya Beşiktaş'ta o işte Gezal'ın sakatlık dönemi. Çünkü Abubakar'ın bile artık bir alternatifi var ve çok iyi bir alternatif var. Cenk Tosun. Ayrıca Larin'in de artık alternatifi var. Abubakar solda oynayıp Cenk sağda oynayabilir. Ee, Cenk solda oynayıp Abubakar Bakar oynayabilir. Zaten maç içinde Çanol Güneş yönetiminde de bunlar sürekli değişerek çok verimli oluyorlar. E, hatta çok uzağa gitme. Yani aslında biraz uzağa gideceğim öyle demek yanlış oldu. Burada, Baba hakkı. Burada Cenk Tosun, <laughs> burada da Muhammed Demir oynuyordu ve hoca Sergen Yalçın'dı. Gaziantep Benim çok uzağa gitmedi Spor'da. işte. Tamam Cenk Gaziantep Tosun. Gaziantep Spor'da direkt hoca burada oynatıyordu. 4-2-3-1'in solunda oynatıyordu. Ya tabii ki bir insanın 23 yaşındaki haliyle 31 yaşındaki hali aynı olmaz ama bu rolü kaldırabilecek oyun bilgisine sahip olduğunu Sergen Hoca zaten çok erken yaşlarda, erken yıllarda görmüştü. Kendi kariyeri içinde çaylak bir hocayken. Ve Cenk Tosun'un kariyerinde de belki en büyük katkıları sağlamış çocuklardan bir tanesi. Bunu söylemişken benim de Önder Özen Hoca'ya bir özür borcum var. Buradan sizin huzurunuzda özür diliyorum. Bir kez böyle işte Önder Hoca, Slaven ben konuşurken ben onları soruyordum. Kimi nerede oynayacak falan. Önder Hoca ısrarla Cenk buraya koyup daha iyi oynayabileceğini söylüyordu. Hoş. Tamam, tamam getirdim ben. Tamam getirdim Teşekkür ederim. Cenk düştün ama sakatlanmadım merak etme. Ee... Bir, bir tane daha ekstra düşmüş şu an kaybolmuş. Burada iki tane yedek vardı. Şu an yedek yok. Bir tane daha yedek gitmiş. Burada Serdar'ın sürekli bacağını sallıyor ya artık böyle kara delikler oluşmuştur o sallamada. Hakikaten ya iyi bina başımıza yıkılmıyor. O geçen neydi Tutturan, <laughs> tutturamayanlar kulübünde yine? Çok acayiptiniz yani. Neyse yok tutturamayanlar hangisindeydi? Serdar abi Senin şimdi ağzın dolu konuşamıyorsun ya bir şey yediğin için. Şeyde Tatava da tatava kazık Irmak kazık Irmak kazuk yanında insan o kadar stresli olur mu ya? E partner demişken rahmetli Özkan Sümer Hoca'nın biliyorsun değil mi, Partner panter yanlış anlaşılmasından dolayı başına gelen. Yok, yani. Programdan sonra sana anlatacağım. Anlatırım. Çok merak ederlerse burada anlatırım. Hayır şimdi konuya devam edelim. Çok dallanıp budaktan <laughs> Neyse. Larin ile Abu Bakar belki ligde gol kralı değiller. Bu fenzanın arkasındalar. Ama ikisinin attığı toplam gol. Yani hiçbir takımda da forvet oyuncuların bu kadar gol attığı yok. Larin bundan sonra ilk yerde kadar gol atamazsa kimselerine vay efendim niye atamıyorsun demez. Çünkü beklentinin çok üstüne çıktı. Hı hı. Ve ayrıca bugün çıkan bir haberde Everton'ın Larin Cengtos'un takasını teklif ettiği var. Bilmiyorum ne kadar doğrudur ama doğru olsa ne dersin? Ya bir kere maaş, gerçi maaşların da fena değil. Ee, Amerika'da aldığına göre bir, buç bir buçuk, bir süper alıyor. bence yani. bir buçuk alıyor. Ee, Cenk ama oradan daha sağlam bir kontratı var. Yani Cenk'in orada kontratı bitmeden ben buraya gelebileceğini çok düşünmüyorum. Niye? Cenk de yani sonuçta... Her futbolcu tam öyle... Fedakarlık öyle kısa düşünmüyor. dönemli yaptı ama yani bu iş biraz böyledir. Mesut Özil yani 2019'da da gelebilirdi. 2021'de geldi. Neden yani? Bir sebebi var onun. Maaş beklentisiyle yani alakalı. Tabii ki o maaşını alıyor, şey yapıyor. Gerisini... Burada tabii ki kısmen 5-6 aylığına bir fedakarlık yaptı. İyi de bir fedakarlık yaptı bu arada. Gerçekten çok daha iyi kazanabileceği teklifleri de olduğunu biliyorum önünde. Başta CSKA Moskova olmak üzere. Ee, ama Kimse de full kontratını tamamen bırak bırakmaz bence. Kolay değil o yüzden. Aynı maaşı alsalar sen olsan Beşiktaş da bu kararı verecek kişi başkan Aa. ya da teknik direktör ne yaparsın? Ben kabul yine, eder misin? ben yapmam. Öyle mi? Cenk daha Cenk daha kesinlikle daha oyuncu ama yapmam çünkü Lerin daha Lerin, genç ileride daha pahalıya satabilirsin değil mi? E, Lerisini bilemem, ben satarım Lerini. Ondan sonra Cenk'i kiralamaya falan çalışırım. Bırak. Ha satıyorsun. Benlerini başka kulübe satacağım. Kulüp Brüj'e satacağım benlerini, 8 milyon euroya. ama bruş en fazla 8 verir böyle. Everton Cenk'te gördüğümüz gibi çok daha fazlasına çıkabilir. E ne? Para almayacaksın ama bu takastan. Burada. O zaman para girmiyor ki. 8 milyonu alsan. Ondan sonra biraz daha zorlama ben olur. Ben öyle yapmıyorum ki oğlum Sen, kur, de yani. tam, sen de tam böyle Kayseri'li koyun satıcısı gibi yaptın. Daha, ben, daha ben, sen benim, fiyatımı duydun mu bakalım Benim stilim bu ben mezarcıyım. Ben sen tam olsan, Kayseri'li koyun satıcısı. Ben, ben yönetici olsam Millet tiksinir benden. Hakikaten öyle. Ben şu anda öyle seni alıp geldim. Rakip, bir sor bana bir sor. Rakip sportif direktörler benden tiksinir <laughs> ama ben e, her kuruşu hesaplarım. Benim İlhan gibi. Cavcav gibi yapacağım. İspanyollara satarken Jeremy'yi. Ben sizin dili anlamıyorum. Ben bu kadar para yazıp Kağıda veriyor ve sonunda onun dediği oluyor. Yani. Ama iyi oyuncuya para veririm. Yani öne açık oyuncuya para veririm. Hiç acımam onda. O manada demiyorum. Sadece e, hani yeni yani 20 küsur yaşındaki adamla hani kariyerinin son bölümündeki oyuncu, oyuncu takasla... Olmaz abi. Ee, bu bölümü şampiyonluk Cengi yarışıyla daha açtık. Beşiktaş, Beşiktaş, şey Beşiktaş, Beşiktaş, Beşiktaş özeline girdik. Beşiktaş'la tamamlayalım. Sonra üst üste bu şampiyonluk yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe'yi de bu kadar bir ayrıntılı inceleyelim. Abu Bakar tamam tabii olağanüstü bir performans sergi, Olağanüstü bir geri dönüştü Bence en en klas çalımını böyle makus talihine ve ve sakatlıklarına karşı attı. Hı -hı. En kral golünü de attı ama. Tabii ee, son sezonlarda oynadığı maç otumuz çok üstüne çıktı tabii TFF'nin maç fazlalığı saçmalığı sayesinde de. Evet. Ya kimi getirsen bizde mesela diyorlar ya maç eksiği var ama ya sorun değil bizde maç fazlası var, var ama sorun. tamamlarız ama. Tamam da <laughs> yine ekstra fazla var maç tamamlıyorsun ama bir süre sonra bak Mesut Özil en fazla değil mi oynamak isteyen oyunculardan maç kondisyonu %100 olsun. Olmasa da zaten kalitesiyle iş yapar Fenerbahçe bölümünde konuşacağız da. Ama yani hani o bile yorulabilir bir yerden sonra. Hani daha önce az maç oynamış olabilir. Ya da şimdi çok maç o değil abi. insani değil. Abu Bakar'ın da zaten insani değildi o performansı. Ben sana söyleyeyim. Şimdi insani performans. Çünkü anne öldü. Kamerun'a gitti geldi. Ayağının tozuyla ne biçim oynadı. Hatırla. Ne kadar iyi oynadı o maç gol atmasa da. Ama Zaten önemli olan bu kadar çok maçta alternatifin olması. Bence Cenk Tosun çok iyi alternatif. İkimiz de söylemiştik değil mi? Hı hı. Mesela Hulk mu? Hulk çok daha büyük kariyer, çok daha spektaküler oyuncu ama Cenk Tosun 5. tam ihtiyacı olan oyuncu. Gördüğüm tepkileri hiç unutmuyorum ya. Acayip acayip şey. Çok yok. takılıyorsun Beşikler işte. Ben sana söylüyorum. Beşiktaş şampiyon olmaması yani. için Hulk yerine Cenk Tosun'u tercih etmişim. Bunlardan da 30 tane küfürlü falan geldi. En az. Kendimi hakikaten kafamı böyle gazeteye bağlayıp eskiden maçlarda hatırlıyor musun? Ya abi, zeminler abi, daha iyiydi ama. Şöyle falan izliyorum. Abi, abi bundan Meksik, harikaydı ya. Meksika evet. şapkası yapan dayı abi. vardı. Tabii tabii. Abi. O dayının yeğeniyim falan yapıyorum. Kanka ori... <laughs> abi dayı origamici çıktı öğren. Craft Japon origami yapamaz yani. O O hani filmde böyle Şener Şen Şener Şen'in geçim derdi çektiği film var ya, Çıplak Vatandaş. Evet. Orada hani maçlarda satıyor ya, bir Fener'le oluyor, bir Galatasaray, bir Beşiktaşlı oluyor. O Onlar falan o yıllarda gerçekten büyük böyle geçim kaynağıydı ya maçta 100 tane böyle yapıyorsun 1 liradan 100 lira şimdiki parayla hesapla hmm. kötü mü ben la hatırlamıyorum ben nasıl olduğunu tam yaparım bir ara bir yandan konuşurken yapamam bu girişten de yapılmışı de... var Meküldü. yapılmışı var bir dakika Cem Yılmaz var origamici teyze e Pınar ver kızım hani yapılmışı var <laughs> onun gibi Uğur yapsana bir tane aradan yapalım. Sen nereden ben diyeceksin? fotoğrafı koydun? Sen internetten, ben fotoğraf... internetten kredi kartıyla tuttuğun takımın kaç kolunu alıyorsun. Ben sana çok inanıyorum. Biz bekliyorduk babaannem siyahı tutturacak diye. Valla örüyordu. Babaanne bu tam siyah olmamış. E oğlum yum bunlar diyor falan. Ben ne anlarım neyse. Ali Ece konuyu dağıtmayalım. Yine Ali Konuyu <gülüyor> <gülüyor> E sen yaptırttın ama bana bunu. Abi, o döneme kadar girdi. gittik. Çocukluğuma, bebekliğime kadar gideceğiz neredeyse. Suat şapka demedik. Oregon'cı Meksika ben ne şapkası yaptı. Sen yap hadi. Abi ben de el Ben girmem bu toplum. Ya. <laughs> Neyse. Şöyle devam edelim. Savunma hattı ile ilgili Beşiktaş sorunlar yaşasa da toplamda böyle az gol yeme konusunda da çok önemli bir mesafe katetti. Bunu da genç kaleci Ersin'e duyulan güven. Ersin yokken Utkun'un sergilediği iyi performanslar derken Hı -hı. hakikaten Beşiktaş hani bütçenin önemli bir kısmını daha tecrübeli hatta bayağı böyle yıldız düzeyü bir kaleciye harcayabilirdi ama uzun vadede oraya harcamayarak işte Cenk Tosun gibi ve başka gerekli modifikasyonları çok iyi yaptı. Joseph, Atiba'nın uyumu. Atiba'nın yaştan dolayı yorulmaya başlaması ama onun yerine bu arada Necip yine yine işte stoperde Gayet iyi oynadı. Onun önce de öyle orta sahada gayet iyi oynamıştı asıl yerinde. Ya buradaki forma savaşı falan derken 3 tane çok girdik oyuncu var. Joseph. Hı Kezal. Yani yeri çok zor dolacak olan. Şimdi hı hı. Necip de iyi savaşıyor orta sahada. Dorukan da çok iyi koşu mesafesi, dinamik falan ama Joseph'in son haftalarda özellikle topu çok bilgece kullanmaya başlaması, üçüncü alana gelip orada da çok etkili aksiyonlara imza atması. Tabi neler yapıyor. Hı hı. Cenk Tosun'un da golünde attığı asist çok güzel. Şimdi Cenk Tosun döner dönmez. Ligde oynadığı ilk maçta iki gol atması maçlıklara taşındı ama bence Josef'in asisti o dakikada. 90 artıda. E, Türkiye Kupası'nda sen oynadın uzatma. Beşiktaş maçı öyle bir başladı ki hiç Türkiye Kupası'nda Konya deplasmanında oynamamış gibi. Yani değil böyle. Hı hı. Değil yani şey hiç için hiç, 90 dakika oynamamış gibi. O da böyle teknik heyeti artı yazar fizik kondisyon seviyesi. E, kesinlikle öyle. Ya Beşiktaş'ta ee, eksik yani ben çok eksik bir şey göremiyorum artık ya. Biraz derinlik problemi olabiliyor. Ya, her takım için olabilir. 2 3 sakatlık her takımı etkileyebilecek bir durum var. Bir ee, yani 1 2 tane formsuzluk tabii ki istisna ama takım etkileyebilir ama toplamda oyun resmi bu kadar net bir takım o kadar da yok. Ya Galatasaray'ın bazen oynadığı oyun hakikaten şampiyon takım dedirtecek oyunlar oynuyor. Ama Galatasaray etkilenebiliyor şartlardan mesela. Biraz daha açık etkilenmeye. Beşiktaş daha net oynuyor bence. Ben yani Fark bu. Beşiktaş bence şampiyonluk adayları arasında en net futbol oynayan takım. Şöyle, işte Beşiktaş'tan Galatasaray'a geçerken şöyle bir toparlama yapayım. En son Fenerbahçe'ye geçerken de Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geçen yapacağız. Hı. Beşiktaş Galatasaray'la karşılaştırınca daha uygun bir fiyata alınmış, güzel iş gören bir dizel araba. Bazı parçaları harika. Çok iş görüyor. Ama çok popüler bir araba olmadığı için her yerde servisi yok. Hmm. Uzun yolda beklenmedik bir sıkıntı olursa bazı mevkilerde işte Beşiktaş'ın tek eksisi o. Yoksa mali yapı en büyük sorunuyken bu yönetim o sorunları da çözülebilecek en iyi seviyede çözdü ve kendi yıldızını Sergen Yalçın'ı da takımın rahat etmesi de çok iyi. bir ikisinin böyle ilişkisi çok iyi. Sergen Yalçın Ahmet Nurçevi ilişkisi sezon hmm. başında ben size dedim inanmayın atıyorlar. Kaynakları oturduğu yer dedim. Ya bana inanın güvenin artık 12 yıldır. %10 yanılmışımdır, %90. Özellikle bu tip Beşiktaş haberlerinde rahat olun. Önder Özen sportif direktör olacak yarın sabah dedim. Nasıl olur falan dediler. Ya sabah sordular parçacık mısın falan. Abuk sabuk sorular sordular sonra. Hazırlanmadan gelmişler. Galatasaray'a böyle geçeyim. Galatasaray'da acaba hala yönetimle teknik heyet arasında bir sorun var mı? Yok. Bence artık başkan şunu anladı. Biz mücadeleye girersek bunun kazanını kısa vadede Fatih Terim olur. Orta vadede yine Fatih Terim olur. İlerleyen vadede zaten hep Fatih Terim olur. O yüzden ben hiç böyle kaybedeceğim maça girmeyeyim. En doğrusunu yaptılar. Galatasaray bölümüne bu şekilde geçir. Peki Galatasaray nasıl bir arabaya benziyor? Evet Galatasaray ise şöyle. Galatasaray'da bu bazı yarışlarda 20 sene bir şoför kullanır ya çok başarılı olduğu için. Fatih Terim hmm. öyle bir kere kafadan. O F5'ler işte hangisiyse F6 mı F7 mı? Şimdi mi? gibi kullanıyor. Öyle mi? Raikkonen benzeri. Sen daha e, iyi bilirsin. En yaşlı e, pilot o. Şurada. O mu? Niki Lauda. çok, çok eski değil mi? Evet. Sen ne yaptın abi? Lan bak Fatih Hoca Niki araba sürerken <laughs> teknik direktörlük yapıyor olabilir ama. O yüzden söyledim. Doğru. O kadar Lov eski. teknik direktörlük yapmıyordur. Oyuncuydu o zaman. Futbolcuydu canım. Ne yaptı? Lauda kaça kadar yapmıştı? Peki bir dakika. Irvine Kullanırken Fatih Hoca yapıyordu teknikte. Teknik. E Dörvayın zamanı evet, Fatih tamam. Hoca tutturdum. Şey, bu sefer atıp almıştı. Bu sefer tutturdum. E evet. Irvine şu ikinci pilotuydu. E Irvine'in adı da Örvin'e işte e benziyor diye oradan biliyorum. Yoksa öyle hangisi tipinin fotoğrafı göstersem valla bu da olabilir o da diyeyim. Ne söylemek istiyorum. Hı hı. Bu yılların tecrübesiyle buraya kadar getirdi. Başka teknik direktör ya istifa ederdi hı hı. ya da görevine son verilirdi. Burada ama onun kazanının olacağı belliydi ve bu yönetimle olan bu mücadele ona. Hı hı. Mustafa Muhammed gibi tam tamam. aradığı tarz bir santrafor getirdi. Söylediği ve e, manşetlerde sık sık yer alan, başkalarına scoutluk yapmaktan bıktık. Tam bir scouting transferi. Bu arada bir başka scouting transferi yolda. Moreno Meksikalı, Meksika Ligi'nden. Hı hı. Nasıl buluyorsun? Abi ben e, henüz alıcı gözle çok izlemedim. Tamam, ee... alıcı gözle izle tekrar soracağım. Hı hı. Ama bunun sebebi böyle Sarahçı'nın geçirdiği sakatlıklar yoksa oyuncu profili olarak eksikleri değil. Ben ee, da hala alınması gerektiğini düşünüyorum bu arada. Yani, Valla bu sakatlığına çözüm bulursa gerçekten de alınabilecek bir oyuncu. Kesinlikle. Ben de biliyorsun çok beğendim. Sakatlığına önce. çözümü senin bulman yani lazım. Bul, bulmadan almaya çalışırsan zaten o adam fiyatı 8-9 milyon euro. Tamam işte şimdi bulman gerekiyor. 8-9 milyon zaten veremeyeceğin için bir tık riskli alman lazım zaten. 4'e 5'e bağlaman için belki fırsat yani. Başka Hayır diğeri de öyle. Emre Taşdemir'in de kariyerinde en büyük rakibi sakatlıklar oldu devamlılığında. O yüzden söylüyorum. Emre Taşdemir'den de verim bedava aldın. Zaten 3 kuruş oynatıyorsun adamı. Biraz zaten maliyeti düşürme yolu bu yani. Markao ile Taylan hala taktik seçim. Hı hı. Bak Etobo'nun son maçı bir kenara koyuyorum. Hı hı. Kuru sahada da görmemiz lazım gerekirse ama Taylan'ın bu devamlılığı da çok saygı değer. Dinlendirilmesi gerekir. Dinlendirdi. Alanyaspor Spor maçının ilk yarısında gerçekten şunu gördük. Markao ile Taylan'a Onların topu ilk topu kullanmayacağı şekilde baskı yapınca Galatasaray'ın çok önemli bir kozunu elinden alıyorsun. Geçen sezon da böyle Alanya Spor yenmişti Galatasaray'ı. Yine böyle kupadan elemişti değil mi? Yenmekte evet. kalmayıp. Bu sene de işte ilk yarıdaki işte Alanya Spor'un 3-0 öne geçerken sergilediği oyunda söylüyorum. İşte Taylan Marko'ya yapılan bölgesel baskının Galatasaray'ın en önemli kozunu nasıl elinden aldığını. Ama ikinci yarıdaki Galatasaray'da sırf Alanya Spor'un yorulmasıyla açıklayamayız. Galatasaraylı oyuncular da yoruldular. Eee... İkinci yarıda da çok önemli Mustafa Muhammed merkezinde nasıl e, her an gol atabilecek bir takım gücüne ulaştığını ofansif açıdan gösterdi Galatasaray ve e, bu hafta ilk olarak böyle Alanya Spor'la oynayacak. Yani haftanın maçı bence o. Haftanın evet. en zorlu maçı o. Başakşehir ee, Trabzon kesin. maçı değil. Bence haftanın en zorlu maçı. Şimdi bence e, şimdi kağıt üstünde skorlara bakınca hakikaten farklı bir tablo var. Kolay da değil yani takımın Galatasaray'ı üç kere üst, üst üste yenmesi yani çok derbilerin istisnai dönemleri haricinde de çok fazla görmezsiniz böyle şeyler. Ama ben biraz şeyin yanılttığını düşünüyorum. Ee, son kupa maçının yakın dönemde işte bir anda 3-0 olması falan. Diğer maçı biraz unutturdu ama ligin ilk devresindeki maçta bence e, oynanan oyun ve maçın gidişatını hatırlayanlar olursa maçın Galatasaray'a biraz daha yakın bir maç olduğunu söylemek mümkün. Galatasaray gerçekten taktiksel olarak çok iyi bir sınav vermişti. Maç 1 bir galiba 15-20 santim bir ofsaytla Belhanda'nın attığı gol iptal oldu. Yetmedi. 10 kişi oynadı Galatasaray a. çok büyük bir bölüm 10 kişi kafa kafaya oynadı. Ee, uzatmalarda biraz da şey hani yarı şans golü bir pozisyonla kontrpide kalan Öyle kupanın ilk yarısı e, gibi değil de o maç. Değil kesinlikle ve Galatasaray tam kadro lig maçında iyi bir sınav vermişti. Yenilmiş olabilir. Ama o maçı ben kötü bir maç olarak adetmiyorum. Hatta tam tersine 10 kişiyle Alanya'ya karşı, o en forma takımına karşı bayağı iyi top oynamış, 10 kişi kazanıyordu Galatasaray maçı. Yani Çok ufak nüanslarla gitti. Ve orada da şöyle bir hocanın şeyi vardı. Böyle dizilmemişti Galatasaray, böyle dizilmişti. Hatta şöyle, 4-2-3-1 zaten Alanya Spor. Şöyle, burada Salih burada değil, burada oynuyordu. Salih Siopis oynuyordu ve e, Tayland'la Eteba Salih ve Siyopis önde karşılıyordu sürekli. Yani topu rahat almalarını engelliyordu. O etebe oynamıştı o maçta. Ben yine benzer bir şey görebilme ihtimalimiz Heh, olduğunu düşünüyorum. Ee, belki hani şey gelebilir, enteresan gelebilir ama bence o formül işlediği için hocanın aklı bir alternatiftir. Yaparım bilmiyorum ama e, ben ciddi olasılıklardan biri olduğunu düşünüyorum bu bir. İkincisi e, yakın dönemde kupa maçı oynaması da Galatasaray lehine bir durum. Spor'un kendisine nasıl arıza çıkardığını birinci elden görmüş oldum. Puan kaybı yaşamadan kupadan elendin de yani kupa sonuçta bir bedeli bir de puan var. Puan kaybedeceğini kupadan elen. Bedeli, öyle bakarsın yani. Yani bedeli var ama e, lig kadar büyük bir bedeli yok. E, Ligde şampiyon olursan kupadan elendiğini kimse hatırlamaz. Aynen. O yüzden bir e, önüne bir e, model alabileceğim bir maç da var. Ben Galatasaray'ın e, her ne kadar yakın dönemde maçlar kaybetmiş olsa da eee puan kaybı yaşamazsanız zannedildiği kadar Büyük zorlu değilmiş. bir maç oynayacağını düşünmüyorum. Peki şunu soracağım. Kazanacak anlamda demiyorum. Alanya yani tabii mi? Alan sezona çok sükseli başlangıç yaptı. Çok farklı oyunları vardı. Senin de anlatmaya çalıştım. Hem de %100 katıldığım gibi. İlla şampiyon olmana gerek yok. Şampiyon olmasınlar. Bu oyun devam ettirsen yeter diye ama oyunda devam ettiremediler. Şu açıdan özellikle Fenerbahçe Alanya Spor maçı Fenerbahçe'nin daha... galibiyetinden sonra çok büyük tartışmalar oldu ya Çağdaş Hoca'nın işte Fenerbahçe'nin oyun tarzına yaptığı eleştiri ama herkesin istediği gibi oynama hakkı var ve Alanya Spor'da en fazla rakipler öyle oynayınca yeniliyor. Yenilgiye daha yakınlaşıyor. Hı hı. Acaba Galatasaray'da kupa maçından farklı olarak oyununu modifiye edip 5 metre geride oynayıp Alanya Spor'u yenen rakipler gibi daha kaliteli oyuncularla o rakiplere göre daha fazlasını yapıp maçı acaba böyle kolayca kazanabilir mi? Ee, ya bu ligde hakikaten kankadan... Kolay mı çok abi. Çünkü Mustafa Muhammed'le her oyunu oynayabiliyorsun onu da söyleyeyim. Mesela Falcao'yla mümkün değildi, Babelle de o mümkün değildi. Jagdeyn'le de mümkün değil ama Musa Muhammed'le mümkün. Set oyunu, kontra oyunu, geçiş oyunu ne istersen oyna. Mustafa Muhammed devre arasında gelmiş. Bence Nobre'dir. Yani bir şampiyonun kaderini en çok değiştiren santrfor transferi Nobre'dir. Bence bu açıdan Nobre'nin de tahtından etme ihtimali var. Galatasaray şampiyon olursa Santrafor kontenjanı. Tarihin en iyi devre arası transferi ne oynar? Santrafor. Santrafor olarak hatta Ribery e, Ribery şöyle. Ribery oyun olarak efsane bir alta çıkardı ama eee lig etkisi lig etkisi sınırlıydı. Türkiye Kupası'nı kazanmasını. Ligde sağladı. de golü yoktu onun. Onları unutuluyor ama evet. e, bir tane golü var. Galatasaray Forması, O da kupa 5-1'lik Fenerbahçe maçında. Ama mükemmel oynamıştı o maçta. Ya Ribery benim tarihte izledim. izlerken en keyif aldığım oyuncu olabilir Hacı. yani. Hacı 3 oyuncudan biri. Ben Hacı benim için ben nasıl diyeyim? Galatasaray'da yapayım. Reşit izlemedim ben Hacı'yı sonuçta. Öyle mi? Yani ben Hacı izlediğimde 17 yaşında tribündeydim. Tam ne var Allah'ım. Büyük bir keyif. Daha iyi. Tabii ki ama <laughs> ya etkileyicilik anlamında Ribery'nin abi çok başka bir şeydi ya. Ribery bak maça çıkıyordu. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Beşiktaş maçı değil hatırlar mısın? Hatırlamak istemiyorum. <laughs> abi adamlar sırayla durduramıyorlar ya başka bir şey yani. Ev başkanım Mars'tan gelmiş gibi sırayla tekme atıyorlar ve düşürüyorlar yani şey olsun diyor yani. Sırayla kart görüyor. Beşiktaş'ın o maçta 7 tane var sarı kartı var. 4'ünü 5'ini Ribery Ribery'e karşı yapılan müdahalede evet. Ama yani çok etkileyiciydi ama ligi etkisi sınırlıydı. Mesela ben Fabian Ernst'i de Ribery'nin önüne yazıyorum. Ligi Yusuf etki bakımından. Beraber, paket olarak ara Yusuf transfer Ernst, başarısı. Yusuf Ernst. Nobre onlardan da önde. Bence en ligi değiştiren net devre arası transferi Nobre'dir. Mesela kağıt sudu Anelka aynı zamanda geldi. Anelka yani bu da başlık kariyer olarak bir numara ben. yani. Anelka'nın bonusu devre arası atılmıştı için? başlık hatırlarsan. Drogba ile Snyder'i yakın dönemde onları koyarım. Ben eskilerden bahsediyorum. Onlar biraz. da sonuçta ara transfer. Değil mi? Ee, ligi etki bakımından mesela Snyder'i Drogba'yı Snyder'in önüne yazıyorum. Çünkü o Sezon için Snyder'ın etkisi sınırlıydı, Drogba çok daha fazla etkili Gelir gelmez çok daha etkili olmuştu. Evet. Ve Galatasaray en başta Drogba Drogba olmamıştı. Drogba'yı yazarım ama Nobre kamyonla gol atmıştı abi. Evet. Nobre garip bir şeydi yani. Bir de beklentilerin çok üstüne çıkmış. Şimdi Galatasaray'a dönersek peki. Mustafa Getson, Muhammed Drogba'yı da Nobre'yi de geçebilir. Getson ya da Jetson hangisi doğru? Jetson doğru ben Getson diyorum. o Çünkü zaman kaldırıyorum ikisini de. Fernandes diyoruz. Nasıl artık Manuel Fernandes de yok değil mi Türkiye'de? Olabilir. Junior Fernandes var ama. Bu ama Junior değil. Bu bayağı Junior daha ha, büyük senior yaşıyor. Bu. <laughs> bu senior. Oyun olarak daha senior bir Fernandes. Abi Fernandes Portekiz orta saha olarak iyidir. Kaç tane? Bruno Fernandes abi ya. Asıl senior o. Ben sana söyleyeyim. Aynen kral. O açıdan bu junior kalabilir. Ama Bruno <laughs> Fernandes'e göre. Ama Galatasaray ölçeğinde ve devre arası transferlerinde. Hı <laughs> Ne diyorsun? Aynı etki oluşturabilir mi? Ee, yani Getson'un yani çok uzun süredir oynayan hazır oyuncu olmak bambaşka bir şey abi. Yani kalite olarak kağıt üstü, yani kağıt üstü sıfır baktığın zaman Getson belki de en potansiyel oyuncu kadrodaki. Açık ara yani. Ama e, ya yani bir yıla yakın süredir futbol oynamamış bir oyuncudan gelip her şeyi değiştirmesini beklemek kolay değil. Adapte olmak için süreye ihtiyacı var. Tekrar ısınmak için süreye ihtiyacı var. Ya mesela Mustafa Muhammed seviyesi bir etki beklemiyorum ben Getson'dan. Ee, ya yani 11'e girebilir, süre alabilir, kenardan gibi her şey olabilir. Takıma katkısı olacak mutlaka ama takımı buradan alıp buraya çekme konusunda e, Mustafa Muhammed çok acayip bir sınav veriyor ve dediğim gibi ben tarihin en iyisi olabileceğini düşünüyorum devre arası transferlerinde. Tarihin en iyisini oynayacak. Süper Lig tarihin. Ee, aynen. Ee, ama olur mu bilmiyorum. Şimdi Nobre'nin sonuçta bir hem performans hem başarısı vardı. Drogba'nın belli bir performansı ve başarısı vardı. Ee, Mustafa hem potansiyel olarak yani büyük paralar edebilecek hem o dönemki Nobre'den de Drogba da zaten kariyerin son döneminde gelmişti. Hem performans olarak onlarla işte hem lige gitmiş hem de Galatasaray'a para kazandırabilecek bir seviyeye gelirse ben onu tepeye yazarım. Şu Nobre'de para kazandırarak başka takıma gitseydi keşke diyerek o zamanları hatırlıyorum. Abi o Abi Alex de çok Nobre, Nobre oyuncu. falan istiyorsan Fenerbahçe'ye geçelim. Nobre ile Fenerbahçe'ye geçelim evet. Peki Galatasaray'ın şampiyonluk şansını yükseltebilecek faktörler neler? Düşürebilecek faktörler neler? Onu da bir senden rica edeyim. Madem yüzde verdin biraz aç. Ee, Galatasaray'ın oyunu biraz daha oturaklı. Ee, o hale gelmeye başladı. Ee, şu hatta özellikle Fegoli'nin biraz aksadığını görüyorum. tegulün şu anlıkta iki golü var. Yani. Evet, onu söyleyeceğim. Sen en skor beklemediğin oyuncu mesela Belhanda desen. Ee, gol krallığında gol ilk yeri. dörtte Galatasaray'dan kimse yok. Gol pası krallığında 3 dört, beş, altı kimse yok. Gole katkı hani o toplamı zaten. Neyse ikisinde de yok. Bir de altın eldiven de mesela Ersin, Münir, Ramazan, Samasa, İbrahim Şehit, Altay falan. Mustere ama bu son on yılın altın eldiveni. Hı -hı. Sezon ikinci yarısındaki bir gol krallığı tablosu yapılsa Mustafa Muhammed orada ilk üçe girerse şaşırmam. E, ama şu gol pası krallığında anladım. da Feguli işte oraya geliyorum şimdi. Fegüli'nin de burada ikinci yarıda. Hı -hı. En azından Göztepe'de Halil'in yaptığı katkıyı bir Galatasaray yapması gerekiyor sezonun ikinci yarısında. O yeteneklere, potansiyele fazlası ve sahip. E, skora da yani sadece... Skoru asistler, söylüyorum işte. Yani direkt... E, kendi de Kendi can, de bir şey atması lazım. Yani Fevgoli bir devre iki gole kapatamaz abi hiçbir senaryoda. Ben şu ara yalnız Galatasaray hücum yaparken rakip cezana yakın yerde boşta bir Mustafa Muhammed varsa ben topu onun önüne açarım. Kafasına doğru bir güzel topu kaldırırım daha garanti. Ya yani Pegoli'nin top oynaması lazım. Galatasaray evet, şampiyonu evet. için en böyle belirsiz faktör o. Diğerleri çünkü belli ne yapıp ne Programdan önce bunu konuşmamıştık. Kesinlikle böyle çanak soru değil. Ne kadar iyi anlaştığımıza dair güçlü bir sinyal daha deyip Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Evet. evet arkadaşlar Fenerbahçe bölümüne şöyle bir izninle Uğur Karakullukçu. Hı hı. Spektaküler bir giriş yapıyor. Manuel Pellegrini de bu kadro olsaydı bu kadro şuradan puan puanayken şampiyon olma ihtimali çok daha fazla olurdu. Ligi tanıyan... Lütfen, please. Please kompela ya. Ligi tanıyan değerli hocalarımızdan birini söylediği gibi please kompela. Bu ligi tanıyan, ligi tanıyan aynı Türk hocalar döndü dolaş. Erobut bunlardan biri değil. Erobut'un eksiği de hani onlar gibi değil. Erobut hepsinden daha yenilikçi. Erobut hepsinden daha metodik. O söylediğim sürekli dolaşan Yılmaz Vural haricindekileri söylüyorum tabii. Ee, ama bu seviyelerde dolaşan bir teknik direktör tecrübesi var mı? Hayır. Niye Pelegrini söyledim? Real Madrid'i çalıştırmasından. City şampiyon yapmasından. Tabii. Ya i̇şte diğer bütün başarılar. Real Madrid'de de 96 puan ikinci oldu yani. Evet. Şeyin arkasından kaldı. Pep Guardiola Bar Barcelona'sı. en Barcelona'sının arkasında kaldı. İnsanlardan içinde. oluşan bir takım değildi o yüzden yani. Aynen. Senin tabirinle saçma sapan iyi oynuyorlar değil mi? <laughs> Uğur Karakulç taklitleri çıkıyor artık. 2009 Barcelona'ya. Barcelona ya. Yani 6 kupayı alan takımın arkasında ve birkaç puanla kaldı. Ya. Acayip bir şeyle kalmadı. 3 puan falan oldu. Tabi bir tane maçla Barcelona'da Puyol'a bir şey olsaydı. Aynen. Şampiyondu Pelegrini hocam. Bir sakatla şampiyonluğu. Neyse da. ya da başka o tarzı. Bir kere bu yabancı hoca konusunda artık arkadaşlar bu dolmayı yutmayın. Tabi ligi tanımak önemli de bizim ligi tanımak için yeteri sayıda maç var. O kadar maç var ki. Hiç Türkçe bilmeyen biri Türkçe öğreniyor. Bazen yanlış kullanıyorlar. İşte Şumudika Hoca örneğinde olduğu gibi başı derde giriyor. Şumudika Hoca da çok kısa süre çalıştı aslında toplayınca. Hani çok beğeniyordunuz teknik direktör olarak. Gaziantepspor'da evet çok iyiydi ama işte ya geçin bunları. Bunlar ezber. Yani alakasız Lord Hoca getirirsen hakikaten adam Türkiye'de değil. Viyana'nın diğer tarafında hiçbir ülkede başarılı olamaz zaten. Onu zaten getirme o parayı verme. Ben onu söylemiyorum. Ya Marco Rose gelseydi o Ali Koçilik başkan olacağı zaman teknik direktör adaylarından bir tanesiydi. Adı geçenden bir tanesiydi. Çoktan şampiyon olmuş Fenerbahçe ben size söyleyeyim. Çoktan olmuştu. Real Madrid'in Inter'in olduğu gruptan şampiyon ligde çıkmayı başaran hoca Fenerbahçe'yi de ligde şampiyon yapmayı başarır. Hiç merak etmeyin. Yani yemeyin o numaraları. Yerli hocalar işte falan. dili öğrenme konusu falan o da çok önemli değil. En iyi Dom konuşuyordu. Değil mi? Türkçeyi konuşan en iyi yabancı hoca daum, değil mi? Doğru. Maalesef Fenerbahçe'nin iki kere son hafta şampiyonluğunu kaybettiği zaman teknik direktörü de Christophe Daum hocaydı. Onu da belirteyim. Ha toplamda gayet başarılı bir teknik direktördür. Ama Davam'ın yenileri var. Onları bulacaksınız. Davam mesela 94'te geldiği zaman, 93-93 sezonunda falan geldiği zaman çok soluklu, yeni soluklu, çok iyi bir çıkış yapan hocaydı. Potansiyeli çok yüksekti. Ya bunu bu tip hocaları da denemekte fayda var diye düşünüyorum. Bu arada işte şu andan itibaren Erol Bulut Hoca belki de çok başarılı olacak. Davam o dönem ve Alman futbolunu yöneten güçlü figürlerle hep ters düştü. E, Rudi Rudiförlerle falan çok büyük mevzular Tabii. olduğu için mesela. Bavyera ile bir de. Bir iki tane de sağ dışı olay olmuş. Bavyera mafyası gibi. diyeceğimiz Almanya'nın en legal. De bu legal maalesef işte öyle bir sıkıntısı var. Şuna döneceğim ya Erol Bulut Hoca'nın bu haftadan itibaren, bu haftan itibaren hı hı. Serdar Ali Çelikler ne derse desin, Emre Bölozoğlu söyledi falan. Emre Bölozoğlu zaten sportif direktör olarak onu göreve getiren kişi olarak onunla sürekli zaten böyle diyalog halinde olmadı. Bir önceki bölümde anlattım ya, iki bir önceki bölümde işte Önder Hoca, Slaven Bilic ben soruyorum aldınız onu nerede bu, Dembaba, Cenk ne olacak falan. Onun gibi yapacaklar tabii ki. Ama Erol Bulut'ta da artık Mesut Özil, Pelkas bu hafta beraber oynama ihtimalleri yüksek mi? Uğur Sever. Öyle hmm. mi? Peki bu çıkan haber nedir? O zaman Fenerbahçe... Mesut Pelkas değişikliği tarzı mı olur yoksa aynı anda bir sürü oynarlar mı? Peki bu çıkan Hı. haber Fenerbahçe'de Erol Bulut 4-1-2... İrfan İrfan yani. Peki Fenerbahçe'de o Milan'ın Ancelotti dönemi düzenini işte Pirlo, Seydorf, Gattuso, Sokaka düzenini oturtmaya çalıştı. haberleri nereden çıkıyor? Sabah gazetesinden Güzel, tamam. Bir şey yani. demiyorum. Muhabiri zaten güvenilir bir muhabir arkadaşımız. Şimdi kardeşim Gustavo burada mı? Volkan burada da işte. Sporsta da çıkıyor zaten. fark etmez. Ben hiç çıkmasa, burada çıkmasa, rakip kanalda çıksa da olur. Gayet güvenilir bir kardeşim. O zaman hareketle başlıyorum. Şimdi Gustavo burada oynuyor, öyle mi? Ozan burada oynuyor. İrfan Can gelince burada oynuyor. Değil mi? Mesut da burada oynuyor. Evet. Ozan'ı buraya aldım. Pelkası da oynatmak için. Hadi diyelim ki. Burada kim oynuyor? Eğer hoca Valencia'nın savunması daha iyi. Ben Valencia'yı tercih edeceğim o sayıya diyorsa o çıkan haberdik gibi o büyük sıkıntı işte. Böyle oynuyorsan bari ileri ikilinden bir tanesinin kanatları açılıp böyle çalım da atıp rakibi daha kolay eksilten oyuncu olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ben sana katılmıyorum burada. Ben net Valencia'yı tercih ederim. Neden Eğer buysa, Açıkla. buysa. Çünkü zaten İşin içinde burada biraz daha forvet kimlikli bir oyuncu olmak durumundasın. Çeşitli hani elbette gezgin olmak, mobil olmak mühim ama o sahi sadece gezgin. Gezgin forvet değil o sahi. O sahi bu meziyetlerle gezgin forvet olabilecek seviyede olsaydı İngiltere'den Türkiye'ye değil İngiltere'den altlıktan Premier League'e giderdi. Çünkü öyle hakikaten öyle bir dribling becerisi var. Belki burada işlenebilir. Ona katılabilirim ama şu an öyle bir oyuncu değil. Said ben rahma olurdu diyorsun. Ee, Valencia zaten bunu mesela son maçta gösterdi. Yani son maçı Valencia nasıl aldı? Iyi zaten ben bir şey demiyorum. Son maçta ki. nasıl aldı? Ben Valencia'ya bir şey A demiyorum. Efendim, Valencia başladım. iyi zaten. E Valencia Valencia arada takıma forvet alternatif olarak gelmiş. Forvet olarak gelmiş bir oyuncuyken e buraya devşirildi. E burada ek bir e buraya bir oyuncu buradan buraya gelecekse o bu adam Valencia olur yani. Burada daha iyi oynamıyor mu? oynuyor da burada rol sen biçmiyorsun. Hayır, şu tamam. teori tamam, ben şu an teorik konuşuyorum. ben de teorik olarak konuşuyorum. Madem burayı kaldırdın, burayı kaldırdın. Hı -hı. Değil mi? Evet. O zaman burayı kaldırdıysan hem o sayı hem Valencia'yı kaldırıp zaten teorik olarak Mametian bir tanesi kesin. Öbürü de Samatta ya da başka bir Santrafor ya Samatta... O kontenjandan Valencia'yı sayıyorsan tamam kabul ediyorum. Ya Fenerbahçe şampiyonu kaybedecekse e... galiba Samatta yüzünden kaybedecek. Yani Samatta'nın oturmaması yüzünden. Yani çünkü ee, benim beğendiğim bir oyuncu. Benim birinci alternatifim değildi. Voley izleyenler hatırlarlar. 3 forvet sayıldığında ben İsviçre'liye ee, istiyordum. yani diğer alternatifler Ama böyle daha İsviçre'den Zeyluş... gelen Kemal Ademi değil. Sen şeyi istiyordun. İsviçre takımında oynayan Boşnak kökenliyi kökenli istiyordun. Evet. Seferovic 1, Zelus 2, Samat 3 demiştim ama Samat'ı da beğendiğimi söylemiştim. Beklentimin bayağı altında şu anda. Kötü oyuncu asla değil ama Abi bir noktada da. İslam Silimani durumu var. Abi 4 ay 5 ay tamam yani tahammül edersin oyuncu da. Bir noktada da bir hissettir. Ya atamasam bile yani ben buradayım. Bir tane atarsam gerisi geleceği hissettirmiyor Samat'ta bana. Ve Torbet çok önemli bir mevki. Ee, ve buradan katkısı sadece o bölgenin alternatiflerine kalırsa Fenerbahçe'nin sıkıntı yaşar. O Peki yüzden o zaman sen diyorsun Samad ki da artık devreye girmeli yani. Bir an önce bu düzene geçildiyse Samat'ta devreye girmediyse ve o sayı Samuel Valencia diyorsun. Valencia. Tamam bile. sen de böyle diyorsan, Erol Hoca dedi. da böyle diyorsa ben de düşüneceğim, görmek istiyorum. Bak bu arada Valencia'yı gayet beğeniyorum biliyorsun. Bu Serdar Ali Valencia'yı da sezon başında çok kötülemeye çalıştı. Ben biliyorsun izin vermedim. One minute dedim, araya girdim. Değil mi? Hatırlıyorsun Uğur Sever. Şu attığı gol falan gayet iyi. İki, sen bu adamdan ya direkt santrafor ol. olarak 25 gol atmasını beklemeyeceksin. Bu adam başka mizeti var. Ama bak bir daha söylüyorum. Bu düzene geçtikten sonra artık ileri ikilindeki oyuncu tercihini, bak şuna göre yaparsa Erol Hoca tamam. Seni senin söylediğini de kale alarak eşine Erol Hoca'nın eğer Ali Ece, ben o değil Valencia'yı oynatacağım. Çünkü Valencia santraforculuğu daha iyi yapıyor. Ve çift santrafor oynadığımız için önde pres yapmamız lazım. Valencia o daha iyi pres yapıyor. Tamam hocam tamam Uğur haklısınız diyeceğim. Ama bana şey demeyeceğim. Buradaki oyuncunun işte o göre Valencia'nın savunma katkısı daha iyi. Hayır sen artık savunmayı bayağı önde kuracaksın. Çünkü böyle oynuyorsan Hı -hı. çift santrafor bu oyun böyle pres yapmadan oynanmaz. Hiçbir manası yok çift santrafor oynarken. Zaten Mesut Özil'le ön bak. Mesut Özil'in bir sahnesi var. Duydun mu o konuşmayı Uğur Sever? Sen onlara çok dikkat ediyorsun. İleri çıkın beyler ileri çıkın. Ha. Ya bu adamın stili bu canım. Burada oynar. Real Madrid'de bile zaman zaman Mourinho'yla öyle. hani biz Real Madrid'iz biraz daha mı önde oynasak diye bu tip polemikler yaşıyordu yani. Ee, burada sadece bir şey ekleyeceğim ben. Ekle kardeşim. Ee, şimdi şu oyuncu iki tane yapmak futbolu. istiyorum. Çünkü bu Atilla Sızalay'ın gelir gelmez gerçekten sarı lacivert yapıyorum. Uça ruhuyla oynayan ama top tekniği de günümüz stoperlerinde çok gerekli seviyede bir oyuncu. Çok ben de beğeniyorum zaten şey yapmıştım. Lacivert evet, yanına sarıyı koyduğum. Bak Atilla Sızalay şarkısı. Ya şimdi futbol özellikle 5 değişiklikten sonra biraz daha kenardaki oyuncularda daha kıymetli hale geldik. Kenardan soktuğunda maçı değiştirecek adam da lazım. Kenara koca kulübeye baktığında ben kulübeden Valencia'yı sokup maçı değiştirmek mi daha kolay? Yoksa Osayi gibi daha biraz daha deli dolu. 2-0 öndeyse Osayi alırsan 3'ü 4'ü atman daha kolay olur. Ha. Ya yani Osayi bence hareketlilik getirme bakımından Valencia'nın önünde. Valencia da maç içi katkısı olarak bence daha komple bir oyuncu. O yüzden birbirine çok oturuyor yani. Atım tamam. illa 90 dakika alıp da Osai'yi 0 oturtmadı demiyorum. Osayi kulübede oturduğu her maç en az 30 dakika oynar zaten. Tamam. En kötü ihtimal diyorum. 11 oyuncu maçlar da olacak ama Ya peki ama... soruyorum işte 2-0'ı yeniksen o sayıyı alıp hiç boş alan bırakmıyorsa rakipler ne yapacaksın? Ya bir 2-0 yani 2-0'ı yenik olmanın sebebi vale... o sayı yerine Valencia'ya atmak değilse Değil Öyle bir şey Başka demiyorum. bir problem var demektir. Onu ya çözmek tamam. lazım. Ee, Bu da önemli bir soru. Yok tabii ki öyle ama ben, bana şey senaryo daha iyi oturuyor. Valencia'nın 11 çıktı. Kenardan tamam. Osa'nın girdiği senaryo daha mantıklı. Geliyor. Yok ikna ettin ama şeyden ettin. Santraforculuğu da Osa'ya göre daha iyi. Osa'yı sadece mi? gezgin. Hı -hı. bunu gezgin Santrafor da oynayabiliyor diyorsun. Tabii. Tamam. Hı -hı. Ama bak bir daha söylüyorum. Valencia'nın savunma katkısı daha iyi değil değil. Ön tarafta presi daha iyi yapar diye kesinlikle evet. Ben bunu söylüyorum. Serbaç'ı daha önde oynayacak. Bak valla bana fenalık geliyor. Bak çok ciddi söylüyorum. Ya benim hoşuma gitmiyor tercih mu? Altay sürekli kurtarıyor. Ali e tercih ediyorum Türkçeden Türkçe'ye. Şu an e, Beşiktaş'taki Nobre dönem anları değişir. Defansif forvet, savunma yapıyor falan. Bir, bir, bir Nobre i̇şte. dedim ya bir önceki bölümde. Ondan bir tetiklendi hiç, hiç benim hatıram falan kalmadı. Ben sana bir tek şey anlatacağım. <laughs> Bitince programla en güzel anımız Nobre ile. Gerisini sen zaten... Anlayacaksın. Çok zaman... talep gelirse burada anlatayım. Şöyle biteceğim. Bana nereden fenalık geldi? Hmm. Artık bu kadroyla Fenerbahçe daha büyük oyun oynayacak. Bitti. Bitti. Topun arkasına falan geçme. Hiç merak etmiyorum bunu. Topu geri kazanma süresi evet tam olabilir. Ama ön tarafta geri kazanma süresi. Ya stoper adam bak sarılar, sarının yanına lacivert koydu. Atilla salayı. Adam sana hucum gücü de ya. Adam nasıl atıyor topu? Farkında mısın? En son Fenerbahçe kim böyle topu? Geçen sene o Solak diye atıyordu ya stoper. Fena oyuncu değil de yavaştı işte. Frankfurt'tan gelen. Ha, hani. ya Simon Fayet iki tane güzel pas attı. Alex'e falan karşılaştınız. Ben isyan ettim ya yapmayın diye. Bu çocuk atıyor. Yapın, benzetin. Hani stoper olarak kim vardı en son Fenerbahçe'de böyle? O on kişi kaldıkları maçta ne biçim sol bek sola açık oynadı. Başakşehir kupa maçında. Ya Fedakar hem kafa çalışıyor. Bak böyle oyuncu kıymetli. Bu oyuncuyla daha önde oynayabilirsin kardeşim. Arkasına sızarsa sızsın biraz da sol girecek kademeye. Daha adam hücum katkısı da var. Ayrıca madem bir Caner oynayacak burada. Sen bu arada hep bunu Novak söylüyorsun Mesut'la. Ben duyuyorum. Hep Nova. Bir de bu Novak ne zaman iyi oynadı en son? Abi iyi oynaman için sana uygun yapı lazım. Nova uygun yapı. Şimdi Mesut'un takım yerleşmesiyle ile birlikte oluyor yani. Trabzonspor'da en son iyi oynadığı seviyedeki Nova söylüyorsun. Mesut'a daha uygun. Tabii diye. ki abi neye tamam. göre yapacaksın? Eyvallah. Tamam. Ee, yoksa zaten tek tek bakarak Fenerbahçe'de oyuncularını değerlendirmek çok doğru değil çünkü takım oyunu oyuncuları yukarı çekmiyor. Öyle bir problem var. İrfan Can ne zaman oynayacak ilk Uğur Sever? Öyle bitirelim. Trabzon maçında kadroda olur bence. Ama bu maçta bir yok İrfan. Bu maçı mümkün değil diyor. Ki... Sen hala sohbet ediyor musun İrfan Can? E, yakın oranda etmedim. Konuşup. Biraz transfer oldukları zaman rahat bırakıyorum. Ondan sonra ben de aynısını yapıyorum. Etmiyorum. İrfan geçen mesaj atmış abi böyle sağ olasın diye. Ben de dedim acaba niye teşekkür ediyor? Tabi transfer olduğu gece yazmışım. Olsun. <gülüyor> <diye>. <gülüyor> Uğurcan da cevap atmış. Abi daha yeni gördüm. Oğlum yeni gördüm mü var? Ben bir türlü göremedim seni yani. Öyle bir uçulsun ki göremiyorum falan filan. Neyse. E Arkadaşlar önümüzdeki hafta görüşürüz. Hoşçakalın.